TYT matematik sorularının çözümleri. Birinci soru. Ali'nin oyuncak taksilerinin sayısının oyuncak kamyonlarının sayısına oranı 4 bölü 7'dir. Ali'nin oyuncak taksi ve kamyonların sayısı 90'dan az olduğuna göre taksilerin sayısı en fazla kaçtır? Taksi ve kamyon oranları 4 bölü 7 olduğu için taksiye 4x, kamyona 7x dediğimiz zaman toplamlarının 90'dan az olduğunu söylüyor. Her tarafı 11'e bölsek x sayısı 90 bölü 11 olacaktır. Ve bizden taksilerinin sayısını istediği için her tarafı 4 ile genişletirsek yani 4x'i arıyoruz. 360 bölü 11 ifadesi 32 küsür olacağından istediği ifade 32 olacaktır maksimum. Aşağıdaki şekiller eş bölmelere ayrılmış ve boyalı bölge sayısının şekildeki tüm bölge sayısına oranı altlarına yazılmıştır. A eksi B bölü A artı B oranını soruyor. A şekli tüm şekil 4, 3, 12 kare var. Paydaya tüm kare sayısını boyalı kısımlar 4. B şekli için 4 yukarıda 4 aşağıda 8, tüm 8, 3'ünü boyamış. Dolayısıyla A eksi B için 4 bölü 12 eksi 3 bölü 8, 4 bölü 12 artı 3 bölü 8 ifadesini işlemini yaparsak 24'te buluşturabiliriz. 2 ile genişlettik. 8 eksi 9 bölü 10, 24 oldu. Aşağısı yine 2 ile 3 ile 8 artı 9 bölü 12 24 olmuş oldu. Eksi 1 bölü 24 bölü 17 bölü 24. Rasyon ifadelerinde de bölme işlemi yaparken birinciyi aynen yazıyoruz. İkinciyi ters çevirip çarpıyoruz. Sadeleştirmelerden sonra cevabımız eksi 1 bölü 17 olacaktır. Bir bakteri popülasyonunda 4 saat sonra bakteri sayısı ile ilgili bağıntı verilmiş. Bakteri sayısı kaç saat sonra 640 olur? Yani 640'ı 125 bölü 100 çarpı 8 üzeri t eksi 1. Buradan t'yi çekeceğiz. Sadeleştirmeler yaparsak 25'e böldük. 5, 25'e böldük. 4, 5 bölü 4 oldu. 8 üstü t eksi 1. 25 ya da şunu sadeleştirsek 128 oldu. Artık tabanı 2 alarak işlem yapabiliriz. 2 üstü 7 olur burası. 2 üstü eksi 2 olur. 2 üstü 3 olduğu için 8. 3 ile üstün üstü çarpıldı. Tabanlar aynı. Çarpma işlemi var. Üstler toplanacak. 2 üstü 7. 2 üstü 3t eksi 5 oldu. Eşitlik var. Tabanlar aynı ise üstler eşit olmak zorunda. 5'i bu tarafa attığımız zaman 3t 12 t 4 olacaktır. Bir diğer sorumuz. KLMN ve P birer doğal sayıdır. Şekildeki düzenekte soldan sağa doğru ve yukarıdan aşağı ardışık olan 3 karenin içindeki sayıların toplamı tek sayıdır. Buna göre her zaman tek sayıdır. İfadeleri yazdığımız zaman 6 artı K artı L tek sayı ise K, L 6 çift olduğundan K, L tek olmak zorundadır. Dolayısıyla buradan K artı L'nin tek olduğu durumuna vardık. K 8, K artı 8 tek sayı, 8 çift sayı K tek olmak zorunda. Buradan K'nın tek olduğuna vardık. 5 MN var. 5 artı M artı N tek sayı. 5 tek olduğu için M'nin çift olması lazım. Yani M artı N toplamının çift olması gerekiyor. En son N artı P artı 4 de tek olacak. Çift dolayısıyla N artı P de tek olacak. N artı P de tek olacak. Bu bilgilerden elde edilen durumlara bir bakalım. K tek ise yukarıdan hemen L'nin çift olması gerekiyor. Yani L'yi çift bulduk. L çift, K tek. Şu MN ve NP'den de N'ler ortak. MP ile de ilgili bir bilgiye varabiliriz. Aşağı eksiyle çarparsak taraf tarafa topladığımızda M eksi P çift eksi tek olacak. Yani burası tek olacak. Dolayısıyla M eksi P
Tek olacak. Yani toplasak da çıkarsak da tek olmak zorundalar. Öyleyse öncüllere baktığımız zaman M artı N'yi zaten direkt çift bulmuştuk. K tekti. Dolayısıyla toplamları tek olacaktır. Birinci öncülümüz kesinlikle doğrudur. Tek olacaktır yani. NP'yi tek bulmuştuk toplamlarını. L'yi çift bulmuştuk. Çiftle teki toplarsak tek olacaktır. M ve P için farklarıyla toplamları aynı olacaktır. Yani bu da tektir. Cevabımız E şıkkı olacaktır. N bir doğal sayı olmak üzere bir işlem verilmiş. Yani yuvarlak içindeki sayının bir fazlasını faktöriyel alınacak ve 4 eksiği yani 4 katı çıkartılacak içerideki ifadenin. Öyleyse şunu yazarsak içindekinin bir fazlasının faktöriyeli yani a faktöriyel olacak ve içindekinin 4 katını çıkartacağız. A eksi 1. A eksi 2'nin bir fazlasının yani a eksi 1 faktöriyeli alınacak ve içindeki ifadenin 4 katı çıkartılacak. Toparlarsak önce a faktöriyel eksi 4a artı 4 oldu. A eksi 1 faktöriyel eksi 4a artı 8 oldu. Buradan eksi 4a'lar gitti. A faktöriyel a eksi 1 faktöriyel var. Büyük faktöriyel küçük faktöriyel cinsinden yazabiliyoruz. Yani a çarpı a eksi 1 faktöriyel. A eksi 1 faktöriyeli buraya alalım. Ve 8 vardı 4 çıkartırsak 4 kaldı. A eksi 1 faktöriyel parantezine aldığımız zaman a eksi 1 oldu. Buradan 4 eşit. Şıklarda yardımıyla a yerine 3 yazdığımız zaman sağlıyor. 2 faktöriyel 2'dir. Yani 2 faktöriyel çarpı 2 oldu. Cevabımız öyleyse 3 olacaktır D şıkkı. Karesi kendisinden küçük olan sayılara müstesna sayılar denir. K müstesna sayısı için PK'ya bağlı bir ifade alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Yani sayısı için PK'ya bağlı bir ifade alabileceği tam sayı değerlerinin toplamını soruyor. Yani karesi kendinden küçükse K sayısı pozitif aynı zamanda da basit kesirdir. Yani K sayısı sıfırdan büyük, birden küçüktür. K sayısı bir reel bir ifade olmuş oluyor. Dolayısıyla P'ye ulaşmak için aralıkla işlem yapacağız. Yani eşitsizliğin arasındaki K'yı 5 katı sonra da 4 fazlasını alarak P'ye benzeteceğiz. Öncelikle 5 katını alırsak artı 1 diyeceğiz. Şura artık P sayısı olmuş oluyor. Dolayısıyla tam değer alabileceği tam sayı değerlerinin toplamı da pardon 4 değil 1 değil 4 ekleyeceğiz. Şuraya benzetecektik. Dolayısıyla 5 katını aldık. 4 ekleyeceğiz. 5K artı 4. Burası 9 oldu ve burası artık P. Yani P sayısı 5 olur, 6 olur, 7 olur ve 8 olur. Toplamları da buradan 26 D şıkkı gelecektir. 3 araç art arda soldan sağa doğru uzunluklarına göre sıralanmıştır. Yani 169 bölü 100 kök içerisinde 100, 256 bölü 100 aralığında olacaktır x. Yani 13 bölü 10 16 bölü 10. Şıklara benzetmek istersek her tarafı 10 ile genişletsek 130 bölü 100 160 bölü 100. Bu aradaki sayımız da 1,43 yani 143 bölü 100 olur. Cevabımız D şıkkı olacaktır. Sayı doğrusunda A'nın 3'e olan uzaklığı eksi 2'ye olan uzaklığından büyük değildir. Uzaklık dediği zaman aklımıza mutlak değer gelecek. Yani A sayısının 3'e olan uzaklığı büyük değildir dediği demek ki küçük eşittir olacaktır. A artı 2. A eksi eksi 2'den A artı 2 oldu. Eşitsizliğin her iki tarafı eğer mutlak değerli ise öyleyse biz karesini alarak aynı ifadeyi sağlamış oluyoruz. Eşitsizliğimizi çözebiliriz. Çarpımlarının iki katı birincinin karesi çarpımlarının iki katı ikincinin karesi. Kareler giderse buradan 10'a 5 olacaktır. A dediğimizde 1 bölü 2'den büyük olacaktır. Ve eşitlik de olduğu zaman cevabımız D şıkkı oldu.
ABC birer reel sayı olmak üzere, birer gerçel sayı olmak üzere tabloda toplama ve çarpma işlemleri verilmiştir. A sayısının değeri kaçtır diyor. B ile C'yi toplarsak 12'ymiş. A ile B'yi çarptığımız zaman 31. A ile C'yi çarptığımız zaman 41. Bunların tam sayı olduğunu öğrenmiş olsaydık buradan değer verirdik. İşte 31, 41 işte asal deyip. Fakat burada gerçel sayı oldukları için B artı C'ye ulaşmaya çalışacağız. Yani taraf tarafa topladığımda A parantezine aldığım zaman B artı C 72 olacaktır. B artı C yerine 12 yazarsam A 6 gelecektir. Bir yolcu minibüsüne iki erkek yolcu binerse minibüsteki yolcuların 2 bölü 9'u erkek, iki kadın ve iki erkek yolcu binerse yolcuların 4 bölü 5'i kadın olmaktadır. Başlangıçtaki minibüsteki kadın yolcuların sayısının erkek yolcu sayısından kaç fazladır? Dolayısıyla başlangıçta kadın yolcuların sayısına x dersek, erkek yolcuların sayısına da y diyelim. İki erkek yolcu binerse, yani y artı 2 olacak. Y artı 2 toplam yolcuların x artı y, bir de iki kişi daha gelmiş oldu. 2 bölü 9'u kadar olacak. Denklemimizi çözersek buradan 9y artı 18, 2x artı 2y artı 4 oldu. 7y buradan 2x eksi 14 oldu diyebiliriz. Diğeri ise iki kadın iki erkek yolcu binerse yolcuların 4 bölü 5'i kadın olmaktadır. Şimdi kadın sayısı 2 fazla oldu başlangıçtan. Yani x artı 2 oldu. Toplam yolcu sayısı x artı y idi başlangıçta. 4 tane daha geldi. Ve bunların 4 bölü 5'inin kadın yolcular olduğunu söylüyor. 5'i karşıya atarsak 5x artı 10. 4'ü dağıtıyoruz. 4x artı 4y artı 16. Buradan x eşittir 4y artı 6 bağıntısını yakalayabiliriz. Elimizde iki bağıntı var. Dolayısıyla şurada x yerine 4y artı 6 yazarsak 7y eşittir. İki parantezinde 4y artı 6 eksi 14. 7y 8y artı 12 eksi 14. Y buradan 2 gelecektir. Dolayısıyla x de buradan 8 artı 6'dan 14 gelecektir. Bizden kadın yolcu sayısının erkek yolcu sayısından farkını fazlalığını istiyor. 14 eksi 2'den cevabımız 12, B şıkkı olacaktır. KLM kümeleri veriliyor. L far K kesişim M'nin sonucu hangisidir diyor. K kümesinin elemanlarını bir yazalım. K kümesi tek doğal sayılardan oluşuyor. Dolayısıyla K kümesini şöyle yazalım. Tek doğal sayılar. L kümesi ise 24'ün doğal sayı bölenleri soruyor. Yani 2, 4, 2 de 2, 3, 2, 3, 4, 6, 8, 12 ve 24. M kümesi ise K doğal sayı olmak üzere diyorsa 3'ün katı olan doğal sayılar. 3'ün katı doğal sayılar diyelim. L fark K. Yani L'de olup K'da olmayanlar. L'de olup K'da olmayanlar çift sayılar. 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 12 ve 24'tür. M kümesi 3'ün katı. L fark K ile M'yi kesiştirirsek 3'ün katı olanları istiyor. 3'ün katı çift. 3'ün katı olanları istiyor buradan. 6, 12 ve 24. 6, 12 ve 24 diyebiliriz. Cevabımız D şıkkı. Sıfırdan farklı x, y, z gerçel sayıları için. P önermesi x sıfırdan büyüktür. Y önermesi sıfırdan, Q önermesi y sıfırdan küçüktür diyor. R önermesi z sıfırdan küçüktür diyor. Şöyle bir bağıntı verilmiş bize. Doğruluk değerlerine bir bakalım. Sonrasında işaretlerine karar vereceğiz. P veya Q'nun değili ve R doğru bir önermeymiş. V bağlacında doğru olabilmesi için her iki önermenin de doğru olması gerekir.
Buradan R'yi doğru bulduk. P veya Q'nun değili 1 ise P veya Q 0 olmalı. Veya bağlacında 0 olması için ikisinde 0. P ve Q önermeleri yanlış. Yani x 0'dan küçük olacak. Y 0'dan büyük olacak. R doğruydu. Yani R'yi 0'dan küçük alacağız. Dolayısıyla artı eksi eksi artı pardon eksi eksi artı eksi olarak alacağız D şıkkı. Fx fonksiyonunun grafiği verilmiş, tanım kümesi ile görüntü kümesinin kesişimi istiyor. Tanım kümesini yazarken x eksenine bakacağız. Eksi 5 ile eksi 1 var. Kopukluk olduğu için birleşim deyip 1 ile 6 arasını alacağız. Eksi 5'te dahillik yok, içi boş olduğundan. Eksi 5 dahil değil. Eksi 1 dahil, birleşim, 1 dahil ve 6 dahil değil diyeceğiz. Görüntü kümesi için y eksenine bakacağız. En küçük değeri eksi 2, dahillik yok. En büyük değeri 4, dahillik var. Şurada gösterirsek daha net anlayacağız. Eksi 5'te dahillik yok. Eksi 1'de dahillik var. Şu aralık. 1'de dahillik var. 6'da dahillik yok. Şu aralık. Görüntü kümemizi de şu şekilde gösterelim. Eksi 2'de dahillik yok. 4'te dahillik var. İçi dolu. O da şurası. Kesiştirdiğimiz ikisinde de olan, yani eksi 2'de dahillik yok, eksi 1'de dahillik var, birleşim. 1'de dahillik var, 4'te dahillik var. Dolayısıyla buradan eksi 1'i alacağız. 1, 2, 3 ve 4'ü alacağız. Toplamların istediği için buradan cevabımız 9, D şıkkı gelecektir. 14. sorumuzda ABCD E çocuklarının topladığı şeker sayıları ile ilgili grafik verilmiş. Bizden aşağıdaki bağıntıları yapmamız istiyor. A'nın C'nin topladığı şeker D'nin topladığından 4, E'nin topladığından 6 fazla. A'nın topladığı şeker sayısı B'nin topladığı şeker sayısından 10 eksik. Dolayısıyla A'ya 5 yazabiliriz. A 5 oldu, 10 eksik olduğu için. Aynı zamanda D de 5'e grafikte denk geliyor. Dolayısıyla D'nin topladığından C'ninki 4 fazlaysa, C'nin topladığı D'den 4 fazlaysa C 9 olacaktır. E'den de 6 fazlaysa E de 3 olacaktır. Öyleyse A, B, C, D, E diye çocukları yazarsak topladığı şeker sayıları A 5, B 15, C 9, D yine 5, E de 3 olacaktık. Toplarsak da 20, 17 daha 37 toplam şeker sayısını verecektir. 1xy 5 4 basamaklı doğal sayıları xy 2 basamaklı asal sayıymış. Kamyonda bulunan 1xy 5 kilogramlık arpa xy kilogramlık çuvallara tamamen boşaltılmıştır. Çuvallar tam doldurulup, yani burada 1xy 5 sayısının xy sayısına tam bölündüğünü söylüyor. 1xy 5 sayısı xy sayısına tam bölünüyor. Dolayısıyla 4 basamaklı, 2 basamaklı iki kavramlar varken çözümleme yapacağız. Dolayısıyla şu ifadeyi xy'yi aldığımız zaman boşalttığımız basamakları sıfırla doldururuz ve xy 0 olacaktır buradan. Ortak paydayı ayırırsak tam sayı olacak ifade. Buradan zaten 10 geliyor. Şunun da tam sayı gelmesi gerekiyor. Yani xy sayısı 1005'i bölen asal 2 basamaklı bir sayı. Öyleyse 1005'i asal çarpanlarına ayırırsak 5'e böldüğümüz zaman 201 3'e bölünür. 67. 67 asal bir sayı. Dolayısıyla istediğimiz sayı 67'dir. Rakamları toplamı da 13 olacaktır. Bir okula gelen x artı bir tane çikolata kutusunun her birinin içinde eksi eksi iki tane çikolata vardır. Okul müdürü bu kutuların y artı bir tanesinin her birinden y eksi iki tane çikolatayı çıkartıyor ve kalanlarını x y tane öğrencisine dağıtıyor. Öğrenci başına kaç tane çikolata düşer diyor. Toplam çikolata baştan gelen x artı 1 ile x eksi 2'nin çarpımıdır. Yani buradan x kare eksi x eksi 2. Çıkarttığımız çikolata ise y artı 1 y eksi 2. Yani y kare eksi y eksi 2'dir. Kalan ise
x kare eksi x eksi 2 eksi y kare artı y artı 2'dir. Toparlarsak x kare eksi y kare 2'ler. Elif 1984 yılında doğmuştur. 2011 yılında Elif B, Emin ise A yaşındadır. Cumhuriyet'in 100. yılında yaşları farkı 5 olan Emin ile Elif'in 2005 yılındaki yaşları toplamı hangisi olabilir? Elif ve Emin. Elif 1984 yılında doğmuş ve 2011 yılında 27 yaşında olur. Aralarındaki farkın 5 olduğunu söylüyor. Her zaman aralarındaki yaş farkı 5'tir. Yani ya Emin 22 ya da 32 yaşındadır. 2025 yılında 14 yıl sonra Elif 41, Emin 36 ya da 14 yıl sonu 14 yıl sonra 46 olacaktır. Dolayısıyla ya toplamları 77 ya da 87. Cevabımız C şıkkı. İşlemler tanımlanmış. Dışındaki şeklin kenar sayısına göre tepesine almış. Dolayısıyla x küpün 3. kuvveti olmuş. X karenin 5. kuvveti olmuş. X karenin 4. kuvveti olmuş ve karekök içerisinde x kübünde 6. kuvveti 10 üzeri 10 eksi 1 olmuş. X sayısının rakamları toplamı kaçtır diyor. Toparlarsak üstün üstü çarpılır. X üzeri 10. X üzeri 8 eksi. Şurası 3 üzeri 3 x üzeri olacaktır. 6 ile genişlersek 9 olacak. X üzeri 9 olacak. Yani x üzeri 9 parantezini alırsak 1 eksi x yaptı. X üzeri 8 parantezini alırsak 1 eksi x yaptı ve bu da 10 üzeri 10 eksi 1'miş. Dolayısıyla x sayımız bizim 10 üzeri 10 eksi 1'dir. 10 üzeri 10 eksi 1, 10 basamak, sondan 10 basamağı 0 olduğu için 1 çıkarttığımda, yani şöyle bir sayı 10 tane var, 1 çıkarttığımda 0 sayısı kadar 9 olacaktır. Dolayısıyla 10 tane, o zaman 9 çarpı 10'dan rakamlar toplamı 90, D şıkkı olacaktır. Büşra ile Başak kare şeklindeki yürüyüş pistin A köşesinden aynı anda oklarla yönlere doğru yürümeye başlıyor ve F noktasına karşılaşıyorlar. Aynı anda ve aynı sürede ilerledikleri için x eşittir v çarpı t'den t aynı olduğu için hızlarıyla yollar doğru orantılıdır. Öyleyse kenarlara isim verirsek a olsun b olsun karenin bir kenarı artı b kadar olacaktır. Aldıkları yolları hızlarıyla doğru orantılı olacağından x başak dersek ve x büşra. Dolayısıyla bu da yine 7 bölü 3'e eşit olacaktır. Başak'ın aldığı yol F'ye kadar 2A artı 3B'dir. 2A artı 3B'dir. Büşra'nın olduğu yol 2A artı B'dir. İçler dışlar yaptığımızda 14A artı 7B 6A artı 9B olacaktır. Yani buradan 2B 8A'ya B 4A'ya eşit olacaktır. BF'nin A'nın B'ye oranını soruyor. O zaman B 4A kadardı. Oranları 1 bölü 4 A şıkkı olacaktır. Bir satıcı tanesini X virgül Y liraya mal etti. 50 tane ürünün tanesini Y virgül TL'ye Y virgül XTL'ye satmaktadır. Satıcı maliyeti X artı 1, satışı da Y'ye yuvarlayıp ürünün tamamını sattığından elde edeceği karı yaklaşık olarak 150'dir. Satıcı ürünlerin tamamını satıp bitirdiğinde gerçek karı yaklaşık karına ne kadar fazladır diyor. Gerçek karına başlangıçta maliyetine M dersek 50 tane ürün var. X virgül Y ile çarpınca 5XY olacaktır. Satışı ise yine 50 ile çarpınca Y virgül X. Bu da 5YX yapacaktır. Karı ise satıştan maliyeti çıkaracağım. Yani 5 çıkarırız. YX eksi XY. Dolayısıyla 5 9YX olacaktır. Bu da 45 Y eksi x'tir. Yuvarladığı hesaba göre yaparsak maliyeti yuvarladığında 50 tane ürünün x artı 1 satışı yuvarladığında 50 y oldu. Yuvarladığındaki karı satışından maliyetin çıkarttığında y eksi x eksi 1 bu da 150 ediyormuş. Dolayısıyla y eksi x'e sadeleştirdim. 3, 4 diyebiliriz. O zaman gerçek
satışını buradan karını 100 at 180 buluruz. 180 buluruz. Öyleyse gerçek karla yuvarladığı kar arasındaki fark 30, yani C şıkkı olacaktır. Bir ustanın 2 saatte bitirebildiği bir işi bir çırak 5 saatte bitirebilmektedir. Bir usta ile bir çırağın 4 saatte bitirdiği bir işi çırak usta ile birlikte 1,5 saat çalıştıktan sonra usta tek başına ne kadar da bitirir? Önce iş miktarımıza bakalım. 1 bölü 2 artı 1 bölü 5 beraber çalışıyorlar ve 4 saat çalışıyorlar. Yaptıkları iş 5 ile 2 ile genişletirsek 28 bölü 10 olacak iş miktarı. Şimdi tekrardan ustayla çırağı birlikte çalıştırırsak 1,5 saat, yani 3 bölü 2 artı 1 bölü 2 çarpı x dediğimizde bitirecekleri iş 28 bölü 10'dur. Buradan paydayı eşitlediğimiz zaman 7 bölü 10 olacak, yani 21 bölü 20 olacak. X bölü 2 28 bölü 10. X bölü 2 yalnız bırakırsak 2 ile genişlettik. 56 eksi 21 bölü 20 yaptı. Buradan 35 bölü 10 yapar x, yani 3,5 saatte çalışacaktır ustamız. Cep telefonu faturası hesaplarken kullanım ücreti üzerinden yüzde A özel iletişim vergisi, sonra da özel iletişim vergili fiyat üzerinden de %20 katma değer vergisi alınmaktadır. Vergiler dahil toplam fatura tutarı kullanım ücretinin %50 fazlası olacaktır. Kullanım ücretine ister 100x deyin ister 100 deyin. Sonradan x'ler gideceği için 100 demeyi tercih ettim. Öncelikle özel iletişim vergisi yüzde A olacak. Yani A kadar ekleyeceğiz üzerine. O zaman bizim 100'dü. Şimdi 100 artı A oldu faturamız. Bunun üzerinden de tekrar 20 bölü 100 katma değer vergisi yaptık. Artı zaten 100 artı A'ya ekleyeceğiz toplam tutar için. Ve kullanım ücretinin %50 fazlası olacağına göre 100'ün %50'si 50 yapar. %50 fazlası da